Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Bir önceki dersimizde beşeri sistemler bir kısmında Türkiye'deki nüfustan, şehirlerin etki alanlarından, Türkiye'de yerleşmelerden bahsetmiştik. Bugün beşeri sistemler 2 deyip o nüfusla ilgili, yerleşmeyle ilgili, ekonomiyle ilgili konuların tamamını bitirmiş olacağız. Peki bugün bizi beşeri sistemler 2 videomuzun içeriğinde neler bekliyor? Gelin hep birlikte göz atalım. İçeriğimize baktığımızda ilk olarak ekonomik faaliyetlerin temel unsuru ve bunların birbirleriyle etkileşimlerinden bahsedeceğiz. Yani üretim Mal ve hizmetlerin sağlanması, dağıtım, mal ve hizmetlerin tüketiciye ulaştırılması, tüketim mal ve hizmetlerin kullanılmasıdır ve bunların birbirleriyle etkileşim halinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir yerde tüketimin fazla olması üretiminde fazla olması anlamına gelir. Bunları daha da açarak gideceğiz. Sonra doğal kaynaklardan bahsedeceğiz. Yani yenilenebilir, yenilenemeyen kaynaklar. Nedir işte yenilenemeyen kaynaklar? Petrol, kömür, Doğal gaz gibi kaynaklar biz bunları nerelerde kullanıyoruz? Yenilenebilir kaynaklar neydi? Güneş, rüzgar, dalga, değil mi? Bunlardan bahsetmiş olacağız ve bu kaynakların ülkemizdeki ekonomiyle ne gibi ilişkisi var onlardan bahsedeceğiz. Daha sonra Türkiye'de tarım, Türkiye'de hayvancılık, Türkiye'de madenler, Türkiye'de enerji, Türkiye'de sanayi olmak üzere burada Beş tane güzel, uzun, önemli konuları işleyip beşeri sistemler 2 ile birlikte 11. sınıfın büyük bir konu kısmını da bitirmiş olacağız sevgili arkadaşlar. Peki buradaki işlediğimiz konuları biz ortaokulda gördük mü? Tabii ki de gördük. Nerede gördük? Ülkemizde nüfus, ülkemizde ekonomi ve ülkemizde sosyal hayat ünitelerinde gördük. Aynı zamanda burası oranında güzel bir hem tekrarı hem de daha ayrıntılı bir şekilde irdelenmiş kısmı olacak. Bu bölümün 10. sınıfla bir bağlantısı bulunmamakta. Genel itibariyle bu konular AYT konuları da olduğu için hem TYT anlamında hem de AYT anlamında sizin için önemli konular olacak. Peki dersimiz bittiğinde ne yapacaksınız? Biliyorsunuz artık. Hazırlık kitabımızı açıyorsunuz. Ben buradan şöyle size güzel bir şekilde ödevi de vereyim. Türkiye'de ekonomi, ekonomik faaliyetler, doğal kaynaklar 84 ...86. sayfa. Buralar bitiyor. Devamına geldiğimde test 12. Ekonomik faaliyet, doğal kaynaklar. Ekonomik faaliyet, doğal kaynaklar. Türkiye'de ekonomik kısmı yani 110. sayfaya kadar burayı güzel bir şekilde çözüyorsun. Ha unutma. Takıldığın soru olursa hemen kitabı şöyle kapatıp köşeye atma. Ne yapacaksın? Karakodu okutacaksın ve o takıldığın soruyu öğretmenlerimizden güzel bir şekilde çözümünü dinleyeceksin diyelim. E o zaman hadi bakalım beşeri sistemleri bitirmeye. Ekonomik faaliyetler ve doğal kaynaklar dediğimizde öncelikle sevgili arkadaşlarım üretim, dağıtım, tüketim kavramlarından bahsetmemiz lazım. Bunlar neydi dediğimiz zaman ekonomik faaliyetler kısmı. Yani insanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için, temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ya da daha iyi bir yaşam standartına ulaşabilmek amacıyla çeşitli ekonomik faaliyet gruplarında çalışmaktadır. Burada da üretim kısmı nedir dediğimizde mal ve hizmetlerin sağlanması işlemidir sevgili arkadaşım. Yani kullanılabilir duruma getirilmesi faaliyetidir. Dağıtım ise üretimde bir ürünü ürettik ya da bir mal ya da hizmetimiz var. Bunun tüketiciye ulaştırılması faaliyetidir. Karayolu olabilir, demiryolu olabilir, deniz yolu ya da hava yolu olabilir. Bununla birlikte yazılı ve görsel medyalarda dağıtım unsurları içerisinde yer almaktadır diyebiliriz. Tüketim nedir dediğimizde üretilen bir ürün vardı, tüketiciye getirildi ve tüketiciler tarafından bu ürünler kullanıldığında tüketim de burada olmuş oluyor diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Bununla birlikte tabii ki de hem üretimi hem dağıtımı hem de tüketimi etkileyen doğal ve beşeri unsur unsurlar var. Mesela üretimi etkileyen doğal unsurlardan bir tanesi iklimdir sevgili arkadaşlar. Biz özellikle yaşadığımız coğrafyalara baktığımızda iklime göre uygun hem yiyecek hem giyeceklerimizi ayarlamıyor muyuz? Ayarlıyoruz değil mi? Mesela ekvatoral iklim bölgesinde yıl boyu sıcaklık ortalaması yüksek olduğu için ince elbiseler daha yoğun ölçekte üretilip tüketilmiyor mu? Tabii ki de tüketiliyor. Bununla birlikte Güney Asya ülkelerinde pirinç tüketiminin daha yoğun ölçekte olması üretimin fazla olmasıyla ilgili bir durumdur diyebiliriz. Mesela dağıtımı da etkiliyor değil mi iklim? İklimin çok soğuk olduğu kış mevsiminde kar yağışlarının çok yoğun ölçekte yaşandığı alanlarda dağıtım sistemlerinde de aksamalar yaşanabilmekte bununla birlikte tüketimi de etkiliyor. Niye? İç Anadolu bölgesine bakın. İç Anadolu bölgesinde karasal iklim koşulları etkili değil mi? Tabii ki de etkili. Ve buna bağlı olarak kuru tarım ürünleri yoğun ölçekte tüketiliyor mu? Tüketiliyor. Niye? Çünkü burada üretimi çok daha fazla bunların diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bununla birlikte tabii ki de üretim dağıtım tüketimi etkileyen doğal faktörlerden bir diğeri ham madde enerji kaynaklarıdır. Bir diğeri de su kaynaklarıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda üretim dağıtım tüketimi etkileyen beşeri unsurlar da vardır. Tabii ki de bunları ayrı ayrı almamız gerekirse mesela üretimi etkileyen beşeri faktörlerden bir tanesi sermayedir. Niye? Para olmalı ki zaten üretim faaliyetlerine katılabileyiz. Bununla birlikte sevgili arkadaşlarım tabii ki de üretim faaliyetlerine katıldık sermayemiz var bir merkez açtık ama burada özellikle iş gücüne de ihtiyacımız vardır ve iş gücü de üretimi etkilen beşeri unsurlar arasındadır diyebiliriz. Teknolojik gelişmeler gene üretimi etkileyen beşeri unsurlardandır diyebiliriz. Dağıtımda özellikle ulaşım, modern pazarlama teknikleri yerleşim özellikleri, iletişim, insan kaynakları etkileyen beşeri unsurlardı. Hatırlamış olalım. Tüketimi etkileyen en temel beşeri unsur ihtiyaçlarımız sevgili arkadaşlar özellikle temeli ihtiyaçlarımızın daha yoğun ölçekte tükettiğimiz bir coğrafyada yaşamaktayız. Bununla birlikte gelir düzeyi özellikle sevgili arkadaşlarım tüketeceğimiz ürünlerin kalitesinde belirleyebilmekte. Teknolojik gelişmeler reklam ya da moda da gene tüketimi etkileyen beşeri faktörler içerisinde yer almaktadır diyebiliriz. Tabii ki de burada mesela tüketimin bir merkezde fazla olması üretimin fazla olmasına bu da dağıtımın fazla olmasına sebebiyet verir. O zaman bu tüketimin üretimi etkisidir diyebiliriz. Bir malın Tüketiminde azalmalar yaşandığında üretiminde de azalmalar yaşanabilir. Özellikle mesela geçmiş dönemlerde kuş gribi vakalarının yoğun ölçekte yaşanmasına bağlı olarak beyaz et tüketiminde azalmalar ve buna bağlı olarak da beyaz et üretiminde de azalmalar yaşanmıştır diyebiliriz. Ya da deli dana hastalığına bağlı olarak arkadaşlarım kırmızı et tüketiminde azalmalar, kırmızı et üretiminde azalmaları da beraberinde getirmiştir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Tabii ki de üretim, dağıtım, tüketim farklı sektörlerin ortaya çıkmasını da sağlıyordu değil mi? Nasıl mesela Frigorifik taşımacılık dediğimiz bir taşımacılık sistemi vardı. Soğutucu taşımacılık diyorduk. Ürünlerin bozulmadan bir yerden başka bir yere götürülebilmesi için yapmış olduğumuz taşımacılık faaliyetiydi. Bunu da burada böyle söylemiş olalım sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik doğal kaynaklar. Doğada kendiliğinden oluşmuş, insanın aklı, tekniğinin ürünü olmayan. Bak tekrar söylüyorum insanın aklı ve tekniğinin ürünü olmayan. Meydana gelme aşamasında insanın herhangi bir rolünün bulunmadığı bütün zengin kaynakları biz ne diyeceğiz? Doğal kaynak olarak adlandıracağız sevgili arkadaşlar. Yani burada insan etkisi yoktur. Ve burada özellikle doğal kaynakları biz üçe ayıracağız. Bunlardan birincisi tükenmeyen daimi kaynaklar. Bir diğeri belli koşullarda kendini yenileyebilen kaynaklar. İkincisi ise tükenebilen kaynaklar diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Tabii ki de burada doğal kaynak ekonomi ilişkisinde biz neyi öğreneceğiz? Türkiye'de doğal kaynak ekonomi ilişkisine bakacağız sevgili arkadaşlar. Mesela doğada mevcut kaynakların çeşitliliği açısından önemli bir ülkeyiz biz Türkiye olarak ve bu ekonomimizi de katkı sağlamaktadır. Özellikle mesela buradaki kısımda şöyle bir baktığımızda sevgili arkadaşlarım tükenebilen doğal kaynakları görüyoruz ve tükenebilen doğal kaynakları içerisinde maden ler var. Bizim ülkemiz de maden yatakları bakımından zengin bir ülkedir. Burada özellikle bor, mermer, krom gibi madenler bakımından zenginiz. Bor dediğimiz zaman bizim ülkemizde nerede yaygındır? Güney Marmara'da yaygındır sevgili arkadaşlar. Krom dediğimiz zaman, bakır dediğimiz zaman Türkiye'de gene e, bakıra geldiğimiz zaman bakır, art murgul çevresinde yani Doğu Karadeniz'de özellikle şöyle yazayım. Krom için 6 tane yatak alanımız var ama en önemli yataklardan bir tanesi de sevgili arkadaşlarım Muğla ve çevresidir diyebiliriz. Bu Bununla birlikte demir yatakları bakımından da zengin bir ülkeyiz diyebiliriz. Mermer dediğimiz zaman Afyon'a ele alabiliriz tabii ki de sevgili arkadaşlar. Günümüzde küresel anlamda ön planda olan petrol, doğalgaz ve taş gömürü bakımından ise Türkiye çok zengin bir ülke değildir sevgili arkadaşlar. Ama son dönemlerde unutmayalım özellikle Karadeniz'de zengin bir doğalgaz rezervinin bulunduğu da ifade edilmekte. Bununla birlikte kömür dendiği zaman sevgili arkadaşlarım Zonguldak ve çevresini ne yapabiliriz? Ele alabiliriz değil mi? Hemen şuraya da şöyle kömür diye yazalım. Batman Raman ilk petrol aramaları yapılmıştır ve günümüzde bu coğrafyada petrol çıkarımı gerçekleştirilmektedir. Kırklareli Hamitabat'ta mesela doğalgaz üretimi gerçekleştirilmektedir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ama biz bu kaynakları özellikle burada yenilenemeyen doğal kaynaklar içerisinde hem petrolü hem kömürü hem doğalgazı yurt dışından ne yapmaktayız ithal etmekteyiz sevgili arkadaşlar. Üretimimiz tüketimimizi ne yapmadı? Karşılamadı diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Bunu da unutmayalım. Tabii ki de bu kaynaklara bağımlılığı ne yapmamız gerekiyor? Azaltmamız gerekiyor. Bunun için ne yapacağız? Alternatif kaynaklara yöneleceğiz. Yani yenilenebilen, tükenmeyen doğal kaynaklara yönelmemiz lazım. Bunun için de ülkemiz ciddi anlamda önemli bir potansiyele sahiptir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Özellikle iklimimizin ve yeryüzü şekillerimizin kısa mesafede değişmesi hem toprak çeşitliliğimizi artırmıştır. Bununla birlikte tarımsal potansiyelimizi de artırmıştır diyebiliriz. Bununla birlikte sevgili arkadaşlarım güneş enerjisi potansiyeli için çok önemli merkezler mevcuttur. Güneydoğu Anadolu bölgesi gibi, Akdeniz bölgesi gibi, Ege bölgesi gibi güneşlenme süresi bakımından bu alanlar önemlidir. Türkiye akarsu ağı bakımından oldukça zengindir ve buna bağlı olarak da sevgili arkadaşlarım hidroelektrik enerji üretimi için çok önemli alanlar vardır diyebiliriz ve bu üretilen elektrik dışa bağımlılığımızı da azaltmıştır diye tabii ki de termik santral dediğimiz bir kavram var burada özellikle fosil yakıtların kullanılarak enerji üretilmesi aşamasıdır burada özellikle termik santrallerde hem biz mesela kömürü kullanabilmek değil zonguldakta mesela çıkarılan taş gömürünü burada sevgili arkadaşlarım termik santrallerde elektrik enerjisi üretiminde kullanmaktayız. Kırklareli, Hamitabat, İstanbul Ambarlı, Bursa Ova Akça'da sevgili arkadaşlarım doğalgazla çalışan termik santrallerimiz vardır. Ama bunlar zaten bize yetmediği için biz bunu yurt dışından ithal ediyoruz. Ama lingit dediğimiz bir kaynağımız var. Taş kömürüne göre biraz daha karbon değeri düşük. Kalitesi biraz daha düşük. Ama lingitle çalışan termik santraller ülkede çok geniş alanlarda etkilidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Çünkü Türkiye'nin oluşum dönemi ile Linyet'in oluşum dönemi benzerlik göstermektedir diyebiliriz. Rüzgarla ilgili kıyı kesimlerde özellikle sevgili arkadaşlarım üretim potansiyelimiz çok çok yüksektir diyebiliriz. Bunu da böyle bilmiş olalım. Jeotermal enerji dendiği zaman sevgili arkadaşlarım sıcak su kaynaklarından elektrik enerjisi üretme de düşünülebilir burada. Tabi ki de kaplıca turizmi de düşünebilir. Burada da özellikle Batı Anadolu çok çok önemli hale getiriyor. Çünkü burada kırıklı dağlık sisteme bağlı olarak faylanma çok yüksek ve buna bağlı olarak da jeotermal enerji potansiyeli de fazladır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Tabii ki de geldik şimdi Türkiye'deki ekonomi kısmına. Devletlerin bir takım belirlemiş olduğu politikalar var. Yani daha iyi bir hayat standartına ulaşmak için. Buna ulaşmak için. Bunun dışında işsizliği azaltmak, istihdamı artırmak gibi politikalar var. İşte bunlara ulaşabilmek adına uygulamış olduğumuz politikalara biz ekonomi politikaları diyeceğiz sevgili sevgili arkadaşlar. Ve Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinde günümüze kadar uygulamış olduğu 5 tane ekonomi politikası var. Bunlardan birincisi 1923-1929 dönemi. Hemen şöyle bu dönemi hatırlamamız gerekirse özellikle yoğun geçen savaşlar var, mağlubiyetler var, kapitülasyonlar var ve bundan dolayı ülke ekonomisi burada çok çok iyi değil. Burada özellikle 17 Şubat 1923 tarihinde hemen şöyle yazalım 17 Şubat 1923 tarihinde önemli bir olay var. İzmir İktisat Kongresi toplanıyor ve bu kongre Yeni kurulan bir devlet var ve bu kurulan devletin ekonomik yapısının hem milliyetçi hemen şöyle şuraya da yazalım hem milliyetçi bu birincisi hem de liberal ekonomi modelinin benimsenmesi gerektiği ifade ediliyor sevgili arkadaşlar ve burada özellikle özel sektöre geçişi önemseyen ve dışa açık bir görüntü sergileyen yapıda olmamız gerektiği ifade ediliyor sevgili arkadaşlar. Tabii ki de bu dönemde özellikle almış olduğumuz bazı vergiler var, değil mi? Mesela ne bunlardan bir tanesi? Aşar vergisi, belirli bir süre alınmış dır. Sonra aşar vergisi sevgili arkadaşlarım kaldırılmıştır. Burada özellikle teşviki sanayi kanunu çıkarılmıştır. Sanayiyi teşvik edebilmek için insanları diyebiliriz. Tabii ki de bu dönemin sonlarına doğru Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük buhran dediğimiz olayın yaşanması bizim liberal ekonomi modeline tam anlamıyla geçişimizin kuvvetli olmadığını göstermiş ve 1930-1950 döneminde liberal ekonomi modeli yerine devletçi ekonomi modeli benimsenmiştir. Özel sektörün çok işin içinde olmadığı devlet eliyle bir takım kuruluş Yapıldığı bir ekonomi döneminden bahsediyoruz sevgili arkadaşlar. Bu dönemde mesela 1931 yılında para politikası için merkez bankası kurulmuştur sevgili arkadaşlar. Onun dışında 1932 yılında sanayi faaliyetlerini yürütebilmek ve kredi desteği sağlamak için sanayi kredi bankası kurulmuştur. 33 yıllarında tekstil ürünlerinin hem üretimini hem de ticaretini sağlayabilmek için Sümer bank kurulmuştur sevgili arkadaşlar. Ama bunlar dışında bu dönemde önemli bir olay var. 1933-1937 yılları arasında birinci sanayi planı uygulanmıştır. Birinci 5 yıllık sanayi planı diye de geçer kaynaklarda ama birinci sanayi planı diyelim biz 1933-37 yılları arasında birinci sanayi planını uygulamışız ama 1938-1942 yılları arasında ikinci sanayi planını uygulayamamışız. Niye? Bu dönemdeki dünya ölçeğinde yaşanan siyasi olaylara baktığımızda ikinci dünya savaşı var ve bu bizi olumsuz etkilemiştir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi 50-60 dönemine geldiğimizde bazı kaynaklarda ikinci liberal ekonomi modeli dönemi diye de geçer sevgili arkadaşlar. Burada özellikle şunu söyleyebiliriz. Özel sektörün ticaret ve sanayi sektörlerine yönelik girişimlerinin yanı sıra büyük sermayeli yatırımların devlet tarafından yapılması planlanmıştır. Yani özel sektörün yapamadığı yatırımları devlet eliyle yapma planlanma yoluna gitmiştir diyebiliriz ve 1950-1960 dönemi Cumhuriyet tarihindeki ekonomik büyümenin en yoğun olduğu dönemlerden bir tanesidir diye ama burada özellikle sevgili arkadaşlarım dönemin sonlarına doğru dış ticaret açığı dış ticaret sürekli açık vermiştir ve dış ödeme güçlükleri de yaşanmıştır diyebiliriz. 1960-1980 dönemine geldiğimizde artık planlı bir şekilde kalkınmamız gerektiğinden dolayı devlet planlama teşkilatı kurulmuştur. Ve devlet planlama teşkilatı 5 yıllık kalkınma planları uygulamaya başlamıştır ve bununla birlikte bu dönemde özellikle sevgili arkadaşlarım 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak bildiğimiz köprü açılmıştır diyebiliriz. 1980'den sonraki dönemde ise artık ne yapıyoruz? Dışa dayalı bir üretim gerçekleştiriyoruz. Ekonomi modeli benimsiyoruz. Burada özellikle sevgili arkadaşlarım ihracata dayalı sanayi stratejisi modeli benimsenmiştir. Bak ihracat diyoruz. Yani ne yapacağız? Dışa satış yapacağız sevgili arkadaşlar. Tabii ki de bu dönemde körfez savaşı var. Türkiye'de yüksek enflasyon oranları var. Ülkedeki ekonomik dengeleri olumsuz etkilemiştir. Ve sevgili arkadaşlarım bu dönemde biz International Money Fund dediğimiz uluslararası para fonundan yani IMF'den borç çalmak zorunda kalmışız diyebiliriz. Şu anda IMF'ye herhangi bir borcumuz yoktur sevgili arkadaşlar ve bu dönemde özellikle kalkınma planları uygulanmaya devam etmiştir diyebiliriz. Şimdi geldik Türkiye'nin ekonomisini etkilen faktörler. Tabii ki de ülkenin ekonomisini etkilen birçok faktör var. Bunlardan bir tanesi coğrafi konum. Burada tabii ki de hem göreceli konum var, yer şekillerine, iklime, bitki örtüsüne göre bazı özel tür durumlarımız var. Bununla birlikte bir de mutlak konumumuz var. Yani enlem boylam dereceleri var. Şimdi Türkiye'nin coğrafi konumuna baktığımızda sevgili arkadaşlar özellikle üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada Asya Avrupa kıtalarının tam kesişim noktasında Asya Avrupa Afrika kıtalarının merkez noktasında bu ekonomimizi olumlu etkilemiştir diyebiliriz. Yer şekillerinin kısa mesafede değişiklik göstermesi sevgili arkadaşlarım iklimsel bazı değişikliğimizi iklimsel bazı değişikliğimiz ise tarım çeşitliliğimizi artırmıştır diyebiliriz. Aynı şekilde arazideki ortalama yükseltinin fazla olması, akarsularımızın dar ve derin vadilerden akması da özellikle hidroelektrik enerji üretimimizi de artırmıştır. İklim çeşitliliği fazla dedik bu tarım ürünleri çeşitliliğini de fazla hale getirmiştir diyebiliriz. Özellikle çevre ülkelerle yaşamış olduğumuz ilişkilerde ekonomimizi büyük oranda etkilemektedir diyebiliriz. Şimdi geldik Türkiye'de tarım. Tarım dediğimiz zaman sadece topraktan faydalanma olarak düşünmeyelim sevgili arkadaşlar. Tarım içerisine hayvancılık, ormancılık, balıkçılık gibi faaliyetlerde girmektedir diyebiliriz. Tabii Tabii ki de ülkemiz tarımsal verim bakımından önemli bir ülkedir. Ama burada özellikle tarımımızı etkilen bazı faktörler var. Mesela toprak bakımı bunlardan en önemlisidir. Toprağın değişik ekonomik faaliyetler içinde kullanılması, topraktan yararlanmadır ve topraktan birçok şekilde faydalanabilmekteyiz sevgili arkadaşlar. Burada özellikle Topraktaki verimi artırmak için toprağa bakmamız lazım. Mesela ürün üretiminden önce ürüne zarar verecek, ekipmanlara zarar verecek taş ve topraktan, taşlardan ayırmamız lazım değil mi sevgili arkadaşlar? Üretimi hazır hale getirmemiz gerekmekte. Sulama mesela neyi azaltacaktır? Nadas'a ayrılan toprakları azaltacaktır. Özellikle mesela hem iç bölgelerimizde, İç Anadolu bölgesinde, aynı zamanda Güneydoğu Anadolu bölgesinde ve Ergen'e havzasında iklimin yarı kurak olması, yaz mevsimi kurak olması, su kaynakları bakımından kısıtlı olması suya ihtiyacı art. Ve yeterli düzeyde su bulamadığımız zaman toprağı bir yıl ekip bir yıl boş bırakıyoruz. Bu yöntemi biz Nadas yöntemi diyoruz. Ve sulamayla birlikte Nadas'a ayrılan topraklarda da ciddi anlamda azalış vardır. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi Güneydoğu Anadolu projesidir sevgili arkadaşlar. Bu projeyle birlikte kuru tarımın yerini suru tarım faaliyetleri almıştır. İşte sulama Nadas'a olan bağımlılığı en asgari düzeye indirmektedir diyebiliriz. Tabii ki de sulama sorununu çözdükten sonra tarım ...verimi artırabilmemiz için gübrelemeye ihtiyacımız var. Yani bitkinin ihtiyaç duyduğu bitki besin maddelerini topraktan alamıyorsa... ...bizim vermemiz gerekmekte diyebiliriz. Tabii ki de burada özellikle tohum ıslahı da çok önemli kaliteli tohumları bularak... ...birim alanda alabileceğimiz en yüksek verimi almamız gerekmekte. Çok kısa sürede sürüp ekip biçme işlemleri yapmamız gerekiyorsa da... ...tarımda makineleşmeye gitmemiz gerekebilir. Ama bununla birlikte her yer tarımda makineleşme için uygun yer değildir sevgili arkadaşlar. Nasıl dersek arazinin engebeli olduğu alanlarda... Ya da çay tarımının yapıldığı alanlarda makine kullanımı çok uygun değildir. Ya da bazı yerlerde çiftçinin makine alabileceği gücü yoktur. Bu yüzden de makineleşme faaliyetleri yeterince gelişmemiştir diyebiliriz. İlaçlama ve toprak analizi ürünün verimini artıran uygulamalardır. Tabii ki de pazarlama sevgili arkadaşlarım unutmayalım. Verimi etkilemez sadece neyi etkileyecektir? üretim miktarını etkileyecektir. Çünkü bir çiftçi bir ürünü yetiştirdiğinde çiftçinin en önemli kaygılarından bir tanesi ürettiği ürünü satabilecek mi? O zaman pazarlamayla birlikte çiftçinin elindeki ürünü de almak çiftçiyi çare ettirecektir diyebiliriz. En önemli ifadelerden bir tanesi de çiftçinin eğitilmesi lazım. Mesela ne yapmaması gerekiyor? Çiftçinin anız yakmaması gerekiyor. Mesela hasattan sonra toprakta kalan bitki saplarını, çöplerini yakmaması gerekiyor. Çünkü anız Kömürünüzü yakmayla birlikte toprağın verimini de azaltıyor. Bu da önemli bir ifadedir diyebiliriz. Tabii ki de burada bazı ürünler var. Bu ürünlerden bir tanesi tahıllar grubu içerisinde buğday yer almakta sevgili arkadaşlar. Özellikle buğday kuru tarım ürünüdür. Un ve unlu mamuller sanayisinin ham maddesidir ve en yoğun ölçekte İç Anadolu bölgesinde üretimi gerçekleştirilmektedir diyebiliriz. Arpa buğdaydan sonra yetiştirilen en yoğun tahıl grubu içerisinde yer alır. Yani tahıl ürünüdür sevgili arkadaşlar. Burada da özellikle arpa için gene İç Anadolu bölgesini söyleyebiliriz ama Doğu Anadolu bölgesinde de üretimi gene yaygın olarak yapılmaktadır diyebiliriz. Mısır hem beslenmenin yanı sıra yağ sanayisinde hayvan yemi olarak da kullanılmaktadır diyebiliriz özellikle mesela mısırın ana olarak üretim alanlarının başında Karadeniz bölgesi gelmekle birlikte burada bölge içerisinde tüketildiği için yağ olarak Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesinde üretimi gerçekleştirilmektedir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Pirinç diğer ismiyle çeltik yüksek sıcaklık ve bol yağış isteyen bir bitkidir. Su isteyen bir bitkidir sevgili arkadaşlar. O yüzden biz pirinci akarsu kenarlarında yoğun ölçekte yetiştirmekteyiz. Özellikle Ergene Havzası burada da Edirne çok çok önemlidir. Pirinç üretiminin hemen hemen yarısı bu ilimizde gerçekleştirilmektedir diyebiliriz. Ama şunu unutma. Sıtma hastalığına sebebiyet verdiği için üretim merkezlerinin biraz daha dış kısmında yetiştirilmektedir diyebiliriz. Çavdar gene kuru tarım ürünüdür ve İç Anadolu bölgesinde yoğun ölçekte yetiştirilmektedir. Ayçiçeğine geldiğimiz zaman bir yağ bitkisidir. İç Anadolu bölgesi bir ergen havzası özellikle sevgili arkadaşlarım en önemli yetiştirildiği alanlardır. Zeytin Akdeniz iklim bölgesinin bir ürünüdür ve Ege Akdeniz kıyılarında yoğun ölçekte yetiştirilir. Soya fasulyesi dediğimiz zaman Akdeniz bölgesi, fındık dediğimiz zaman Karadeniz bölgesi ve dünyada üretimde birinci sırada olduğumuzda unutmayalım yer fıstığı dediğimiz zaman gene Akdeniz bölgesini, susamı ve gülü de gene Akdeniz bölgesinde üretimini görebilmekteyiz sevgili arkadaşlar. Şeker pancarı üretimi İç Anadolu bölgesinde yoğun ölçekte yapılmakta. Tütün yeni dünya ülkelerinin ürünü ama günümüzde eski dünya ülkelerinde de üretimi gerçekleştirilmektedir. Ege bölgesinde yoğun ölçekli üretimi yapılmaktadır. Pamuk şunu unutma parantez açıyorum. Güneydoğu Anadolu projesi ile birlikte Çanlıurfa'da en yoğun üretiminin olduğu ürünlerden bir tanesidir. Tabii ki de Adana'da da gene üretim yapılmaktadır. Haşhaş dendiği zaman Afyon'u unutmayalım sevgili arkadaşlar ama şunu unutma devlet üretimi kontrol altındaydı değil mi? Uyuşturucu madde yapanından dolayı. Tütünde de gene kontrol vardı. Neden? Kaliteyi düşürmemek için. Çünkü Türkiye'deki ürünler kaliteli ürünlerdi. Çay yıkanmış topraklarda yağış miktarının fazla olduğu alanlarda yetişen bir tarım ürünüydü. Yetişme alanı en dar tarım ürünlerinden bir tanesiydi. Doğu Karadeniz çayın en yoğun üretildiği yerlerden bir tanesiydi diyebiliriz. Ana sona geldiğimiz zaman Akdeniz bölgesini unutmayalım. Turunçgil kışılıklı isteyen bir üründü Akdeniz iklim bölgesinde. Üzüm gene sevgili arkadaşım soğuğa dayanıklı bir üründü ama Ege bölgesi çok yoğun ölçekli üretim vardı. İncir kışlıklığı gerektiren bir üründü ve dünyada birinciydik. Şeftali dediğimiz zaman Güney Marmara'yı ele alabiliriz. Antep fıstığı, Antep ve çevresi diyebiliriz. Muz yetişme alanı en dar tarım ürünlerinden bir tanesiydi. Özellikle nerede yetiştiriliyordu? Yoğun ölçekte Mersin ve çevresinde sevgili arkadaşlar. Elma gene üzüm gibi soğuğa karşı dayanıklı bir üründü ve İç Anadolu bölgesi yoğun ölçekli üretiminin yapıldığı yerlerden bir tanesiydi. Malat içinde kayısıyı söyleyebiliriz ve dünyada üretimde de birinci sırada olduğumuzu şöyle söyleyelim sevgili arkadaşlar. Şimdi ormancılığa geldiğimiz zaman tarımsal etkinliklerin bir koluydu. Biraz önce zaten giriş kısmında söyledik. Ormanlardan iki şekilde yararlanmaktayız. Bir ana ürün olarak gördüğümüz kısımda mesela tomruk, maden diriği olarak ya da inşaat alanında, mobilyacılıkta kağıt üretiminde, yakacak odun temininde ormanlardan yararlanıyoruz. Yan ürünler olarak gıda maddeleri mesela fıstık çamı sevgili arkadaşlarım çam fıstığından üretilen bir üründür. İlaç, boya ve kozmetik sanayisi de biz ormanlardan faydalanmaktayız diyebiliriz. Ve coğrafi olarak Türkiye'deki bölgelerin orman varlığı bakımından en yoğun olduğu kısım Karadeniz bölgesi, sonra Akdeniz bölgesi, sonra Ege bölgesi, sonra Marmara, sonra Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Güney Güneydoğu Anadolu bölgesi olarak karşımıza çıkmakta diyebiliriz. Hayvancılık faaliyetlerine geldiğimiz zaman ekonomik faaliyet grubu olarak tarımın bir diğer yan koludur diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Peki biz neden hayvancılık faaliyetleri yürütüyoruz? Et ve et ürünleri üretimi için, sütü için, deri ve yünü için yani giyim konfeksiyonu sanayisinde gübre üretim ve iş gücü olmak üzere hayvancılık faaliyetleri yürütmekteyiz. Ve hayvancılığı biz iki şekilde yapmaktayız. Bir, mera hayvancılığı sevgili arkadaşlar. İkincisi ise ahır ya da besi hayvancılığı. Mera hayvancılığında verim, üretim yıllara göre dalgalanmanın fazla olduğu bir üretimdir ama ahır hayvancılığında yani besi hayvancılığında üretimde yıllara göre dalgalanma yoktur. Verimi yüksek bir hayvancılık faaliyetidir. Besi hayvancılığı verim değişiklik gösterir. Mera hayvancılığında bunu da unutmayalım. Özellikle büyük şehir ve çevrelerinde besi hayvancılığı o törtüsünün yoğun ölçekte olduğu mesela Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum Kars Ardahan platolarında da mera hayvancılığı yaygın olarak yapılmaktadır diyebiliriz. Tabii ki de hayvancılık faaliyetlerimizi iyileştirmemiz lazım. Burada özellikle neyi söyleyebiliriz? Hayvan soylarını iyileştirmemiz lazım. Mera hayvancılığı yerine ahır hayvancılığını geliştirmemiz lazım. İlla mere hayvancılığı yapacaksak otlakları korumalıyız. Yem üretimini artırmalıyız ki ahır hayvancılığına geçiş yapabilelim. Aynı zamanda çiftçiyi eğitip çiftçiye kredi desteği sağlamalıyız ve salgın hastalıklar var ise salgın hastalıklarla da mücadele etmeliyiz sevgili arkadaşlar. Bunu da böyle söylemiş olalım. Şimdi geldik Türkiye'de hayvancılık faaliyetleri nerede nasıl ne şekilde yürütülüyor ona da şöyle bir göz atalım sevgili arkadaşlar. Burada özellikle küçükbaş hayvancılık ülkemiz içerisinde en en yoğun yetiştirilen gruptur. Bu grup içerisinde de koyun çok yoğun ölçekte yetiştirilmektedir sevgili arkadaşlar. Koyunun da en yoğun yetiştirildiği yerlerden bir tanesi neresidir dediğimiz zaman İç Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi ve Güney Marmara ile Ege bölgesini söyleyebiliriz. Özellikle sevgili arkadaşlarım Marmara'nın güneyinde Merinos, Karacabey Merinosu diye geçer sevgili arkadaşlar. İç ve doğu kesimlerde Mor Karaman dediğimiz koyun grubu yetiştirilmektedir diyebiliriz. Kıl keçisine geldiğimiz zaman ise kıl keçisi özellikle Akdeniz iklim bölgesinde Toros Dağları'nda yoğun ölçekte yetiştiriciliği yapılmaktadır ama ormanlara zarar verdiği için üretiminde azalmalar yaşanmıştır. Tiftik keçisi anavatanı sevgili arkadaşlarım İç Anadolu bölgesi Ankara'dır ve Ankara çevresinde yoğun ölçekte üretilir. Sığır dediğimiz zaman yani büyükbaş hayvancılık faaliyetleri dediğimiz zaman iki türde yapıyoruz biz bunu. Bunlardan bir tanesi mera hayvancılığı şeklinde Erzurum, Kars, Ardahan platosunda yoğun ölçekte üretimi gerçekleştiriliyor. Ahır hayvancılığı şeklinde ise büyük şehir çevrelerinde üretiliyor üretimi gerçekleştiriliyor bunu unutmayalım. Kümes hayvancılığı dediğimizde büyük şehir çevresi neden derseniz sevgili arkadaşlarım çünkü tüketim çok fazla bundan dolayı da büyük şehir çevrelerinde yoğun ölçekli üretimi vardır. İpek böcekçiliği son yıllarda şimdi pahalı bir ürün olduğu için zahmetli bir ürün olduğu için yurt dışından özellikle Çin'den suni ipek üretiminin gelmesiyle birlikte üretimi azalmış bir üründür. Bursa Diyarbakır çevresinde yoğun ölçekli üretimi yapılmaktadır. Arıcılık faaliyetleri için Türkiye'deki bitki çeşitliliği fazladır. Bundan dolayı elverişli birçok alan vardır. Anzer balı gibi, çam balı gibi, çiçek balı gibi önemli bal türlerimizde bulunmaktadır. Su ürünleri dediğimizde Karadeniz kıyımızda su ürünleri için balıkçılık faaliyetleri yoğun ölçekli üretilmekte. Sonra Marmara Sondra'yı son Sondra. Akdeniz Neden Akdeniz ve Ege'de bu kadar az derseniz sevgili arkadaşlarım turizm faaliyetinden dolayı diyebiliriz. Sorumuza geldiğimizde Türkiye'deki büyükbaş hayvancılığın önemli bir bölümü sığır yetiştiriciliği şeklinde yapılır demiş. Mersin, Kars, Konya, Muğla yukarıdaki illerden hangisinde sığır yetiştiriciliği daha yaygın olarak yapılmaktadır diyor. Bak önemli bir bölümü sığır yetiştiriciliği. Biz biraz önce ne dedik? Erzurum, Kars, Ardahan'da ne yapıyoruz sevgili arkadaşlarım? Mera hayvancılığı şeklinde yapıyoruz. Büyükşehir çevrelerinde ise ahır hayvancılığı şeklinde yapmaktayız. O yüzden şıklara baktığımız zaman Kars ve Konya büyükbaş hayvancılığın Mersin ve Muğla göre daha yoğun ölçekte yürütüldüğü merkezlerdir diyebiliriz. Ve sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3 olmak üzere B seçeneğidir. Madenlere geldiğimiz zaman Türkiye maden çeşitliliği bakımından zengin bir ülkedir. Neden zengin bir ülkedir dersek çünkü Türkiye'de volkanik faaliyetler çok yaygın yaşanmıştır. Her jeolojik döneme ait bir oluşum vardır ve bununla birlikte maden çeşitliliğimiz de fazladır diyebiliriz. Madenlerin işletilmesi aranması için Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü kurumu kurulmuştur sevgili arkadaşlarım. Ve burada bazı madenler var. Ben bunlardan sadece bir Açını size şöyle hatırlatmak istiyorum. Demir mesela demirçiliğin ham maddesiydi, değil mi? Burada özellikle demirin en yoğun ölçekte üretiminin olduğu yerlerden bir tanesi Sivas Divriği Bunun dışında Adana'da Fekeman Surlu vardı, Malatya Hikmen Hasan Çelibi vardı, değil mi sevgili arkadaşlar? Krom'a geldiğimiz zaman krom ise sevgili arkadaşlarım bizim için gene önemli bir madendir. Demirçilik sanayisinde kullanılmaktadır. Krom dediğimiz zaman ise aklımıza neresi gelecek sevgili arkadaşlar? Özellikle şunu unutmayalım, Muğla ve çevresi gelecek sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle şu şuraya krom dersek şuraya da şöyle demir dersek bunun dışında bakır dediğimiz zaman çok eski kullanılan bir madendir. Bakır dediğimiz zaman da Doğu Karadeniz'i şöyle işaretleyebiliriz. Bunun dışında hemen hatırlayalım Güney Marmara'da bor mineralleri vardı ve dünya toplam rezervinin %72'si bizim elimizde bulunmaktaydı. Doğada sıvı halde bulunan tek maden neydi? Cıvaydı değil mi sevgili arkadaşlar? Bunu da unutmayalım. Boksit neydi? Alüminyumun ham maddesiydi. Sevgili arkadaşlar sanayide birçok alanda kullanılmaktaydı ve en önemli rezerv Mervin'in bulunduğu alan neresidir dediğimiz zaman hem Zonguldak Kokaksu hemen şöyle Boksit diye yazalım. Bunun dışında sevgili arkadaşlarım Konya Seydişehir. Gene şuraya şöyle Boksit diye yazalım. Tuzu biz nerede çıkarıyorduk? İzmir'de mesela Çamaltı Tuzlası'nda tuz üretimi yapılmaktaydı. E, tuz Gölü'nde tuz üretimi yapılmaktaydı. Bir de Kaya Tuzu var değil mi sevgili arkadaşlar? Barit sondaj kuyularının açılmasında kullanılıyordu. Mesela Lüle taşı dediğimiz zaman Eskişehir'i bilmemiz gerekiyordu. Oğultu taşı dediğimiz zaman Erzurum'u bilmemiz gerekiyordu. Türkiye mermer yatakları bakımından çok zengin bir ülkeydi ve ihracatta en yoğun ölçekte ihraç ettiğimiz ürünlerin başında da madenlerin başında da mermer gelmekteydi. Sevgili arkadaşlar burayı da böyle bilmiş olalım. Fosfat mesela gübre yapımında kullanılıyordu değil mi? Bunu da böyle hatırlamış olalım. Şimdi enerji kaynaklarına geldiğimiz zaman burada özellikle bunlardan elektrik enerjisi üretimi de gerçek gerçekleştirmekteydik. Mesela taş kömürü dediğimiz zaman neresi aklımıza gelecek? Zonguldak ve çevresi. Linit için birçok saha var sevgili arkadaşlar. Ankara'dan tutun Amasya, Erzurum ve bununla birlikte Muğla, Manisa, özellikle mesela Soma hatırlayın sevgili arkadaşlar. Petrol dediğimiz zaman Batman, Ramandağı ve çevresinde üretimi gerçekleştirilmekte. Doğalgaz kırlıları ile Hamitabat ve Mardin, Çamurlu sevgili arkadaşlarım bununla birlikte Karadeniz'de 320 milyar metreküplük bir rezervinin bulunduğu ifade edildi. Nükleer enerji Mersin ve Sinop'ta yapımı devam eden e, burada özellikle uranyum ve toryumun kullanıldığı elektrik üretiminde özellikle çeşitliliğimizi artıracak madenlerden bir tanesiydi. Enerji kaynaklarından bir tanesiydi diyebiliriz. Bunlar fosil kaynaklar yani yenilenemeyen kaynaklar. Bununla birlikte bir de yenilenebilir kaynaklar. Hidroelektrik barajlardan mesela elektrik enerjisi üretmek için uygulamış olduğumuz faaliyetlerdir diyebiliriz. Bu mesela rezerv bakımından zenginiz. Niye? Çünkü arazimiz engebeli olduğu için akarsularda dar ve derin vadilerden aktığı için hidroelektrik enerji üretimi de zengin bir potansiyele sahibiz diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Güneş enerjisi dediğimiz zaman potansiyel özellikle Güney Marmara'dan, Ege'den, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesi, İç Anadolu bölgesine geçiş yapmakta. Rüzgar çevreyi kirletmeyen bir enerji kaynağı İstanbul, Çanakkale, İzmir, Muğla, Hatay örnek verilebilir sevgili arkadaşlar. Jeotermal enerji dediğimiz zaman Ege bölgesini unutmayalım. Özellikle burada Denizli, Aydın hattı bizim için çok çok önemli. Elektrik enerji üretimi gerçekleştirdiğimiz tesisler var. Biyokütle enerjisi özellikle bitki ve hayvan kalıntılarından ve çöplerden elde etmiş olduğumuz elektrik enerjisi üretimidir. Burada da özellikle iki şekilde kullanmaktayız. Bir, mesela hayvan dışkısını yakıyoruz, ısı enerjisinde faydalanıyoruz. Bununla birlikte bir de biyodizel, biyogaz üretiminde kullanıyoruz. Özellikle mesela burada pamuğun çekirdeğinden biyodizel üretimi yapılmakta ve bu petrole alternatif de hatırlayalım sevgili arkadaşlar. Sorumuza geldiğimizde diyor ki bize. Metalürji sanayisinde paslanmaz çelik yapımında kullanılır diyor. Devam ettim. %85'i gübre olarak %15'i de yem, gıda, deterjan, alaşım, metalürjisi, kağıt, kibrit, harp ve kimya sanayilerinde kullanılmaktadır. Elektrik elektronik sanayisinin ham maddestir demiş sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın dikkat edin. Elektrik elektronik sanayisinin ham maddestir diyorsa tabii ki de bu madenimiz ne olacaktır? Bakır olacaktır sevgili arkadaşlar. Devam ettim. Gübre yapımında ve yem yapımında kullanılıyor diyorsa çok büyük bir kısmı gübre diyorsa tabii ki de bu fosfattır sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle şuraya da fosfat diye yazayım. Devam ediyorum. Metalürji sanayisinde paslanmaz çelik yapımında kullanılır. Bu bu da krom sevgili arkadaşlar. Çeliğe sertlik ve direnç kazandırmak için kullanılmaktadır. O zaman 1'e bakıyorum. 1 krom dedik. Yani birimiz B sevgili arkadaşlar. Şöyle 2'ye geldim. 2 fosfat demiş. 2 C sevgili arkadaşlar. 3 bakır demişiz. 3'ümüz de A sevgili arkadaşlar. Ve sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Türkiye'de sanayiye geldiğimiz zaman sanayi kuruluşlarının dağılışını etkilen bazı faktörler var. Mesela ham maddeye yakın kurulma zorunluluğu olan bazı sanayi tesisleri var. Ulaşım mesela sanayiyi etkilemekte. Enerji kaynağına yakınlık günümüzde sanayiyi etkileyen durumlar içerisinde değildir. Pazar önemlidir çünkü ticaretini gerçekleştirmemiz lazım. İş gücü, sermaye ve iklim de sanayi kuruluşuna etkilen faktörlerdir. Tabii ki de Türkiye'de sanayi faaliyetlerine baktığımız zaman sevgili arkadaşlar burada sanayiyi etkileyen sanayinin geliştiği bazı yerler var. Mesela Marmara bölgesinde İstanbul Kocaeli Adapazarı ya da Bursa çevresi sanayinin yoğun ölçekte gelişti. Ege bölgesinde İzmir ve çevresi sevgili arkadaşlarım. Akdeniz bölgesinde hem Adana hem Antalya hem de Mersin sevgili arkadaşlar. İç Anadolu bölgesinde Ankara ve Kırıkkale çevresi. Bununla birlikte Güney'de Konya, Batı'da Eskişehir yine Güneydoğu'da Kayseri. Karadeniz bölgesinde Samsun Zonguldak, Trabzon çevresi, bununla birlikte Güneydoğu Anadolu bölgesinde de Gaziantep ve çevresi sanayi faaliyetlerinin yoğun ölçekte yürütüldüğü alanlardır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte Beşeri Sistemler 2 kısmını bitirmiş olduk sevgili arkadaşlar. 10'dan 11'e on hazırlık kitabımız yani Edebiyat Tarih Coğrafya kamp haftamızda bugün sizlerle birlikte biraz önce de söylemiş olduğumuz gibi beşeri sistemler iki kısmını işledik. Tabii ki de dersimizin bitimi de sevgili arkadaşlarım. Şurada görmüş olduğunuz ortaokul tekrarında 84-86. sayfalar. Ondan TYT kısmında ise 100. sayfa, 102, 104 ve 106. sayfaların sorularını çözmeyi unutmuyorsunuz. Tabii ki de yanlış yaptığınız sorularda kare kodu okutarak alanında uzman hocalarımızdan soruların cevaplarını dinliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım karşınızda gün günün ödüllü sorusu cevapları yorumlar kısmına bekliyorum kendinizi çok iyi bakın kolay gelsin iyi çalışmalar.